Merhabalar, Prusa Slicer serimize devam ediyoruz. Bu bölümde artık yavaş yavaş modellerimizi dilimlemeye ve özelliklerini eklemeye başlayacağız. Hemen sağ tıklıyorum, şekil ekle diyorum. Bir tane silindir buraya alıyorum. Bir önceki videomuzda görmüş olduğumuz şuradaki ölçeklendir butonuyla modeli biraz büyütüyorum. Şimdi bu büyütme işlemini buradan yapabildiğim gibi şuradan da yapabiliyorum. Bakın burada ölçek kısmı var. Şuradaki kilit işareti bu şekilde kapalıysa ve gri renkte ise şuraya yazdığım x eksenindeki büyütme y ve z eksenlerine de oranlanarak devam edecek. Burada yüzde olarak veriyoruz. Yani modeli yüzde kaç büyütmesini istiyoruz ya da yüzde kaç küçültmesini istiyoruz. Alt tarafta ise milimetre cinsinden değerini veriyoruz. Şimdi şurada milimetre olarak 60 milimetre dedim. Bakın Y de 60 oldu. Z de bunlara oranlı bir şekilde 53.19 milimetre oldu. Peki burayı 300 yaparsam artık model %300 olarak X, Y ve Z eksenlerinde büyütülmüş oldu. Bunu kaldırırsam eğer istediğim eksende istediğim ayarlamayı yapabilirim. Bunun için X eksenini %100 olarak bırakacağım. Y eksenini %200, Z eksenini de %400 yapacağım. Bu şekilde istediğimiz şekilleri elde edebiliriz ya da ölçeklendirmesini yapabiliriz. Yine aynı şekilde alt taraftan ölçülerini vererek de yapabiliyorum. X eksenine 50 mm, Y eksenine 80 mm, Z eksenine de 60 mm verdim. Artık bu şekilde bir modelim oldu. Yine modelimi seçtim. Bakın burada pozisyon kısmı var. Bu kısmı da modelin tablodaki yerini ayarlarken kullanıyoruz. Şu an X'de 100, Y'de 100 ve Z'de de 30 mm olacak şekilde yerleştirilmiş durumda. Burayı 10 mm dediğim zaman modelin merkezinden 10 mm X ekseninde kaydırdığı için model dışarıya taştı. Bunu tabloya 0'a 0 X eksenine yapıştıracaksam 25 mm diyeceğim. Çünkü modelimin merkezinden geçiyor. Burası önemlidir. Modelimizi yerleştirirken buraya dikkat edeceğiz. Yine Y ekseni içinde alt taraftaki boyutuna bakıyorum. Bakın 80 mm. Eğer tablonun alt kenarına ben bunu tam hizalayacaksam burayı 40 mm yapmam gerekiyor. Bakın şu anda tam x ekseni de 0, y ekseni de 0 olarak ayarlandı. Modelimizi tam ortaya yerleştirmek için A tuşuna bastığımızda tam ortaya yerleşecek. Şuradan dolgu kısmına bir gelelim. Dolgu bölümü burada %20 olarak gözüküyor. Bunu şuradaki baskı ayarlarındaki dolgu bölümünde inceleyeceğiz. Burası çünkü asıl verileri çektiği yer. Burada göstereceğim birkaç ayar olduğu için biraz daha bu ekranda kalacağız. Daha sonrasında bu kısımlara geçeceğiz. Şimdi burada şeklin üzerine sağ tıkladığım zaman bakın kopyasını ekle. Zaten bunu da bir önceki videomuzda görmüştük. Artı tuşuna basarak kopyasını ekleyebiliyorduk. Tablamızda bu örnekten kaç tane olmasını istiyorsak burada örnek sayısını ayarla deyip buraya adedini girerek tamam dediğimde bakın 3 tane yaptı. Ben bunu ortala dediğim anda 3 tane modelim eklendi. Yine burada örnekleri olarak geliyor. Bu örnekleri sildiğim anda tek bir model kalacak. Bunu da ortaladım. Devam ediyoruz. Sil dediğim zaman zaten bir önceki videoda görmüştük. Modeli komple silecek. Genelde modellerimizi bazen yazdırırken aynasını yazdırmak isteyebiliriz. Bakın sağ tıkladığımızda burada aynalama bölümü var. X ekseni boyunca Y ekseni ve Z ekseni boyunca aynalama var. Y ekseninde aynala dediğimiz zaman modelimiz simetrik olduğu için herhangi bir şekilde aynalanmış halini göremedik. Bu modelde aynalama tam belli olmadı. Şuraya sağ tıkladım. Tabloya şekil ekle dedim. Galeriden şu tavşanı yine seçtim. Artık şu modeli sileyim. Şu tavşan üzerinden gidelim. Tavşanı seçtikten sonra bakın sağ tıklıyorum. Aynala diyorum. Y ekseni boyunca dediğimde tavşan artık Y ekseni boyunca aynalandı. Tekrar bunu tıklayıp Y ekseni boyunca aynala dersem eski haline gelecek. Bunu X ekseninde aynala dersem bu sefer X ekseninde modeli döndürecek ve aynalanmış şekilde yazdıracak. Şimdi buradan aynayı x ekseninde dedim ve eski haline getirdim. Devam ediyoruz. Alt tarafta buraları da çok sıklıkla kullanacağız. Şimdi bölüm ekle dediğim kısım modelimize ekleyeceğimiz ek bir bölüm varsa burada küçük düzenlemeler yapabiliyoruz. Örneğin bir tane kutu ekledik ve bunu modelin getirdik şurasına bıraktık. Şimdi artık bu da modelimizle birleşmiş halde olacak. Şuraya gelip dilimle dediğim anda bakın burası da artık modelle bir hale geldi. Şu kısımdan dilimlenmiş modeli görebiliyoruz. Şuna tıklarsak da artık ilk baştaki haline dilimlenmemiş haline geçebiliyoruz. Bu modeli buradan siliyorum. Devam ediyorum. Yine modelime sağ tıkladım. Negatif
hacim ekle diyorum. Bakın bu sefer kutuya ekliyorum. Rengi biraz daha soluk geldi. Yine aynı noktaya yerleştiriyorum bunu. Tekrar dilimle diyorum. Bakın artık az önce ekleme yaptığı yeri şimdi kaldırdı. Yine sağ tıkladım. Niteleyici ekle dedim. Bir tane kutu ekleyeyim. Şuraya bıraktım yine. Ben modelimin yarısının dolgusunun farklı olmasını istiyorum. Şimdi bunu işaretledim. Şuradan ölçeklendir dedim. Köşeden tuttum. Bunu büyüttüm ve şuraya getirdim. Şuradan Z ekseni boyunca da biraz büyüttüm. Şu şekilde ayarladım. Ben buradaki kutuya gelip sağ tıklayıp dolgu dersem artık buradaki ayarladığım dolgu yoğunluğu, bakın burayı 70 vereyim. Sadece bu eklemiş olduğum niteleyicinin olduğu yerleri kapsayacak. Bunun değmediği yerleri ise buradaki ayarlanmış olan dolgu yoğunluğunu baz alacak. Bakın dilimleyelim, daha iyi anlaşılacak. Aşağıya doğru şunu indiriyorum. Gördüğünüz gibi benim niteleyici eklediğim kısmın dolgu yoğunluğu %70, diğer kısım ise %20 oluyor. Peki bunu nerede kullanacağız? Modelimizin kırılgan olan bölümlerine bazen bu şekilde ekleme yapabiliriz. Modelimizi daha mukavemetli, daha sağlam bir hale getirebiliriz. Şimdi bunun seçeneği biraz daha fazla. Geldim buraya mesela, sağ tıkladım genel kutuya. Katmanlar ve duvarlar dedim. Normalde benim standart duvar sayım 2. Burada duvar sayısını 4 yaptım. Bakın burada 4 yaptım. Şimdi dilimle dedim. Niteleyicinin olduğu kısmın duvarlarını 4 yaptı. Bu kısmı ise 2 duvar olarak devam ettirdi. Bakın 1, 2 duvar. Burası 4 duvar oldu. Niteleyiciyi eklediğim kısım daha mukavemetli, daha dayanıklı oldu. Modelimizde bu şekilde mukavemet istiyorsak bunlar güzel, hızlı ve etkili çözümler olabiliyor. Şimdi tekrar sağ tıkladım. Buradan ekleme ayarlar kısmından gelişmiş ekstrüzyon genişliği, bulanık kaplama, dolgu, ütüleme gibi parametreler var. Bunları şuradaki baskı ayarlarını ve şu özellikleri incelerken detaylı anlatacağım. O yüzden şimdi buraya girmiyorum. Yine modele sağ tıkladık. Bakın destek engelleyici ekle. Şimdi burada destekleri aktif edelim. Şunu artık siliyorum. Modelimizin şu kısımlarına destek uygulanacaktır. Destekleri yalnızca tabloda destek ya da destek uygulayıcıları için ya da her yerde olarak seçebilirim. Şimdi bu kısımdan biraz bahsedeyim. Yalnızca tabloda destek dersem eğer, bakın şimdi şu kulağa dikkat edin. Buna alttan bakıyorum. Tablayı direkt görüyor. İz düşümü tabloda. Buraya direkt ekliyor. Fakat şu kulak bir kısmı gövdeye denk geliyor. Bir kısmı ise tablaya düşüyor iz düşümü. Bunun gövdeye denk gelen kısmına destek uygulamayacak. Yani burayı sadece tabloda dersem tablaya iz düşümü olan yerlere uygulayacak. Dilimle diyelim. Görelim. Modelimizi tam yükseltelim. Bakın şu kulağın altı boş kaldı. Sadece tablaya iz düşümü olan yerlere uyguladı. Peki bunu destek uygulayıcıları için demiş olsaydım, benim belirlediğim destek noktalarına göre, yani önceki videomuzda gördüğümüz şu destek boyama kısmından, ben sadece şuraya destek uygula dediysem, bakın sadece burayı çizdim, şimdi dilimle dedim, sadece buraya destek uyguladı. Diğer kısımlara uygulamadı. Alt tarafı bakın boş. Şurası, bakın maviyle gösterdiği şu kısım boş olmasına rağmen buraya da destek uygulamadı. Tekrar modele geliyorum. Şunu kaldır dedim tüm seçimleri. Aracı kapattım. Her yerde dediğim anda ise modelin üzerine iz düşümü olan yerlere de destek koyacak. Bakın gördünüz mü? Modelin üstüne denk gelen kısımlara da destek koydu. Şimdi desteği koyarken makinemizin ayarlarının gerçekten güzel yapılmış olması lazım. Yoksa şu desteği şu kulakla gövde arasından çıkartırken ya kulağa zarar vereceğiz ya da gövdede bir takım deformasyonlar oluşacak. Destekleri güzel bir şekilde sökebilmek için makinemizin kalibrasyonunun çok güzel yapılmış olması lazım. Aynı zamanda destekler konusunu işlerken buraya detaylı da değineceğim. Tekrar modele geldim. Sağ tıkladım. İncelemeye devam ediyoruz. Modelin direkt dolgu oranını da buradan değiştirebiliyoruz. Yani bizim önceden ayarlamış olduğumuz dolgu oranı %20 ise bunu buradan değiştirmek yerine buradan ekleyip dolguyu değiştirebiliyoruz. Şimdi madem öyle burada dolguyla biraz ilgilendik, dolgu kısmına girelim. Bakın dolguya geldiğim zaman benim ilk başta uygulanacak dolgu değerlerim bunlar. %20 iç dolgu yoğunluğu uygulayacak. Dolgu desenini jiroid seçmişim. Jiroid'i uygulayacak. Üst dolgu deseni monotonik. Alt dolgu deseni monotonik. Bunlar set değerleri, yani programı her açtığımızda bu değerleri baz alıyor. Ben bu modelim için dolgu yoğunluğunu değiştirmek istiyorum. Yani şöyle yapalım.
bu modeli şöyle alayım. Şuraya bir tane de sağ tıkladım, şekil ekle dedim, kutu dedim. Bir tane de şekil ekle dedim, silindir dedim. Bakın 3 tane modelim var tablomda. Şunun dolgusunu %30 ve kafes olarak istiyorum. Şuna sağ tıklıyorum, dolgu diyorum. Bu biraz daha hassas bir model. Bunun dolgusunu %80 veriyorum ve jiroid olarak bırakıyorum. Buna sağ tıklıyorum, dolgu diyorum. Bunun dolgusunu ise %25 ve bal peteği olarak ayarlıyorum. Şimdi dilimlediğimiz anda şöyle aşağıya doğru gelelim. Evet, bakın ayarladığım şekilde bu modelin dolgusu bu, bu modelin dolgusu bu, bu modelinki de bu. Yani bu jiroid, bu bal peteği, bunu da kafes olarak ayarlamıştık. Bu şekilde oldu. Dolguyu bu şekilde her nesneye göre ayarlayabiliyoruz. Sağ tıkladım. Katmanlar ve duvar. Silindire katman ve duvar ekledim. Ben bu modellerin 0.2 katman kalitesinde, şu ikisinin, bunun ise 0.1 katman kalitesinde yazılmasını isteyebilirim. Bakın burada katman yüksekliğini 0.1 ayarlarsam yine aynı şekilde üst katmanı ve alt katmanı da burada değiştirebiliyorum. Alt katı katmanı 4, üst katı katmanını da 4 ayarladım. Duvarlarını da 4 ayarladım. Sadece bu model için yaptım. Diğerleri 2 duvar ve diğer ayarladığım dolgu özelliklerinde 0.2 mm katman kalitesinde basılacak. Şimdi dilimle dedim. Bu modelin katman kalitesi 0.1 oldu. Bunlarınki 0.2. Şöyle yaklaştığımızda zaten görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi silindirin duvar sayısı 4 olmuş. Diğerleri 2. Üst kapatmaya bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 katmanda kapattı. Alt katı katmanda yine 4 ayarlamıştık. Model kalitesinde 0.1 katman kalitesinde yazmasını söylemiştik. Onu da o şekilde ayarlayacak. Bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Bir sonraki videoda artık ayarlar kısmına geçelim. Tek tek ayarları inceleyelim. Filament ayarları, yazıcı ayarları, baskı ayarları kısmını inceleyerek serimize devam edelim. Bu arada sizler için gerçekten faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. Eğer içerikler sizin de hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, içerikleri paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek esen kalın.